Yüce Kur'an-ı Kerim kitabımız Kur'an-ı Kerim bütün semavi kitapların özünü teşkil eder. Bütün semavi kitaplarda ilmin önemi hususunda büyük bilgiler vardır. Bu bilgileri öğrenmek için de insanlar Allah tarafından mükemmel yaratıldığı için onun öğrenmesini ister. Bu kitapların insanlara ne şekilde uygulanması lazım olduğunu, hayatlarının düzeninin ne şekilde olacağını, bunu peygamberler aracılığıyla insanlara öğretilir ve insanlar da hayat hikayelerini ona göre dizayn ederler. Bunların evveli ilk defa insanoğlu Hazreti Adem olduğuna göre aynı zamanda bir peygamberdir. Ve peygamberler de Allah'ın kontrolü altında oldukları için onlar hata yapmazlar. Hata yaparlarsa Allah-u Teala onları düzeltir bir şekilde ve dolayısıyla da istiğfar tövbe eder ve ikaz olur. Dolayısıyla insanlara kötü örnek olarak bir peygamber gelmemiştir. Onun için de Hazreti Adem'den Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a kadar gelen bütün peygamberler hak peygamberlerdir. Ve Allah'ın birliğini insanlara öğretmek için gelmişlerdir. Ve doğru yolun da ne olduğunu insanlara anlatmak için gelmişlerdir. Demek ki insanlar Allah'ın varlığını ve birliğini kabul etmek mecburiyetinde olduklarına, dolayısıyla bana kulluk etsinler diye yaratıldığına kabul ettikleri zaman Allah-u Teala bu insanlara bu özelliği vermiştir. Niye? Diğer yaratıklara sorumluluk yoktur. Eşyaya, hayvanlara, bitkilere veya daha meleklere, yani mutlak surette bir kul olarak yapılması hususundaki özelliği eşrefi mahluk olarak, hatta meleklerden de üstün olarak yaratılmıştır. Niye? Çünkü insanlar hata da yapar, sevap da yapar. Güzellik de yapar, çirkinlik de yapar. İnsanlar bunu yapar fakat onun çaresini bulur. Peygamberimizin bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki, ben kulumun hata yapmasına taaccüp etmiyorum. Hatayı yaptıktan sonra hatasına çare bulamadıklarına taaccüp ediyorum. Yani onu tamir etmediklerine taaccüp ediyorum. Onun için kullar Allah-u Teala'ya karşı olsun, diğer insanlara karşı olsun, hatalarını mutlak suretle düzeltmelidirler. Düzeltmelerse insanlar arasında hem saygınlıkları kalmaz diğer insanlar arasında, peygamberler de insanlara örnek olduğu için de peygamberlerde de hata söz konusu değil. Dolayısıyla bazen hatalar yaptıkları söylenir. Onlara da zelle denir. Fakat büyük günah değildir onlar. Bir, insanlar Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak mecburiyetinde olduğunu insanlara öğretirler. Ve dolayısıyla bir, Allah'a karşı kulluk görevini yapacak. İkincisi de diğer insanlar ve beşeri münasebetlerini ne şekilde dizayn edecekse onu peygamberlerin gösterdiği şekilde yapacaktır. Bu iki esasa insanoğlu riayet eder, dikkat ederse kurtulmuş olur ve felaha uğramış olur ve dolayısıyla huzurlu bir hayatı devam eder. Aksi takdirde insanoğlu felakete gider. Onun için de zaten felakete gitmesinler, sapıtmışlar, dalalete düşmüşler olan insanları kurtarmak için bir sürü peygamber gelmiş. Mesela bir rivayete göre 128 bin peygamber geldiği söylenir. Bunların içerisinde belli olanlar vesaire de vardır ama Kur'an-ı Kerim'de asıl insanlara yön gösteren peygamberler 28 tanedir. Bu isimleri geçiyordur. Dolayısıyla bizim imanımız gereği Müslüman olarak 28 peygamberi biz hak peygamber olarak kabul ederiz. Hiçbirisini inkar etmemiz mümkün değildir. Amentü'de ilk defa Amentü billahi diye söyleriz. Allah'ın varlığına ve birliğine inanıyoruz. Ve melaiketihi Allah'ın melekleri olduğuna ve kütübihi Allah'ın kitapları olduğuna ve rusulihi Allah'ın peygamberleri olduğuna inanırız ve iman ederiz. Ve ahiret gününe, kadere ve hak, bunların da hak olduğuna inanırız. Şimdi böyle olmakla beraber demek ki insanoğlu yeryüzünde bir imtihan seyri içerisinde devam ederken hata yapmama hususunda özgür yaratılmış değillerdir. Ama bir şey var burada. Mesela diyor ki
insanı nankör ve cahil. O ayrı. Şimdi o, ben şunu söylemek istiyorum. Evet. O hata yaptıktan sonraki olan olay var. Evet. Var öyle ayet var. Evet. Şimdi şunu söylemek istiyorum. İnsanlar hata yaparlar, hatasına çare bulurlar. Hataya devam ederlerse o zaman büyük günah işlemiş olur. Evet. Yani bile bile yapıyorlarsa eğer bunu. Nitekim bu hususta birçok örnekler var. Ben bizim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den örnek vereyim. Mesela Mekke'yi mükerremeden Medine'ye hicret ettikten sonra Yahudi kabileleri vardı Medine'de. Evis ve Hacret kabileleri var Medine'de. Bir de 3 tane Yahudi kabileleri vardı. Bu Yahudi kabilelerinde Yahudi kabileleri Peygamber Efendimiz'le beraber çünkü Tevrat'ta da Kur'an-ı Kerim'in geleceğini haber Peygamberimizin geleceğini haber vermelerine rağmen dolayısıyla onlar Peygamberimizi sevmiyorlardı. İstemiyorlardı zaten ama bu mecburen Müslümanlığı Eyüp ve Hazret kabileleri kabul ettikten sonra dolayısıyla ne oldu? İnsanlar bu surette oradaki insanlar Peygamberimizi bağrına bastılar ve onu gözlerinden bile esirecek kadar kalplerine gömdüler. Dolayısıyla büyük bir yaklaşımda bulundular. Peygamberimiz de onlara İslam'ı en güzel bir şekilde öğretmeye çalıştı. Burada şunu söylemek lazım. Bu Yahudi kabileleriyle Peygamber Efendimiz insani beşeri münasebetlerini devam ettirmiştir. Dolayısıyla onlarla vatandaşlık anlaşması yapmıştır. Diğer Eyüp ve Hacet kabilelerinde beraber onlar putperesttiler, onlar Müslüman oldular. Fakat Medine'deki Yahudi kabileleriyle Peygamber Efendimiz vatana bir yani memlekete saldıracak geldiği vakitte o saldırıya mukabele etmek için vatandaşlık muahedesi yaptı ve dolayısıyla bunu kim vatandaşlık muahedesine muhalif hareket ederse o memleketten çıkarılacak diye de madde koydu. Bu surette baktı ki Peygamber Efendimiz gün be gün ilerliyor. Gayet güzel devam ederken bu surette anlaşmaya müdahale eden o kabilelerin hepsi de planlar hazırlamaya başladılar. Mesela örnek olarak söyleyelim. Peygamberimizi istemiyorlar ya, tutuyorlar, Kur'an-ı Kerim'de var. Mescid-i Dırar olayı diye bir olay vardır. Bu Mescid-i Dırar. Peygamber Efendimiz Kuba Mescidi'ni yaptıktan sonra Medine'de gelip Medine-i Münevvere'de hayatiyetini devam ettirdiği vakitte Peygamberimiz mescit yapmaya devam etmesini seviyor ya, insanlara öğüt vermeye. Neticede tutuyorlar bir uçurumun kenarına bir mescit yapıyorlar. Peygamberimize haber yolluyorlar. Sen gel burada Müslümanlara bilgilerini, öğütlerini anlat diye. Halbuki yaptıkları o mescidin altı çukur. Büyük bir çukur. Bir zirve içerisinde onu yapmak istiyor. Hemen şey yapmak istiyorlar. Yani bozmak istiyorlar. Neticede bunu Peygamber Efendimiz'e Cebrail haber veriyor. Hakikaten bu sefer giderken gitmekten vazgeçiyor. Bakıyorlar ki onların planını boşa çıkarıyor. Ve dolayısıyla Müslümanlarla beraber Peygamberimizi uçuruma göndermek istemişlerdi. Peygamberimiz bu Beni Nadir, Beni Kaynuka, Beni Kureyze kabilelerinin bu planlarından başka bir tanesi de mesela Müslüman bir kadına pazarda tecavüz etmeye çalışıyorlar. Ve dolayısıyla onun hayat hakkına müdahale ettiler. Ve dolayısıyla Peygamber Efendimiz o maddeye göre de onların da o bölgeden çıkarılması şartına göre onu da çıkardı. Daha başka bir olay oldu. Peygamber Efendimiz'i yine aynı şekilde o zamanki binalar yuvak taşlarıyla yukarıdan başına geçirip Peygamber Efendimiz'i bu bahçe içerisinde orada öldürmek için suikast tertip ettiler. Bu üç kabilenin üçü de Peygamber Efendimiz'in şartlarına uymadıklarından dolayı Medine-i Münevvere'den dışarıya çıkarttılar. Sonra onlar Hayber'e gittiler. Onlar o şekilde çıkarıldı. Buradan şunu söylemek istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de insanlara doğru yolu gösteren o peygamberlere, diğer peygamberlerin de
uğradıkları gibi bizim peygamberimize de bilhassa Yahudiler büyük zulmetmiştir. Ve dolayısıyla Yahudi milleti ileride bir peygamber gelecektir diye de bir kendi kitaplarında olduğu halde onu yalan saymışlardır. Ve şuradan şunu söylemek istiyorum. Biz eskiden beri biliriz, Yahudi düşüncesi, Yahudi fıtratı veyahut da Yahudi dini diyelim kendilerine göre, bunlar İslam'a yönelebilmek ve Müslümanın içerisinde yaşayabilmeleri için Masonluk teşkilatını kurduklarını görüyoruz. Demin söylediğiniz gibi o teşkilatın belki en özel, en önemli nüktelerinden bir tanesi olan onu görüyoruz ki bu da bu teşkilat da insanlara ve İslam'a doğru olmayan bir teşkilat oluyor görüyorum. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Bismillahirrahmanirrahim velen terda ankel yahud velen nesara hatta tettebi'a milletehum. Ayet-i kerimesinde buyuruyor ki o Yahudiler, Hristiyanlar kendi milletlerinden kendi gibi olamadığı yani kendilerinin kabul etmediği şekilde kendilerinin kabul etmeyeceği bir şekilde kendilerini saymazlarsa yani onu da kabul etmezlerse sen de ondan razı olma diyor yani ona müsaade etme onlara diyor fırsat verme diyor. Şimdi ilim hususunda da Kur'an-ı Kerim'de hiç ilim kul hel bismillahirrahmanirrahim kul hel yestevillezine ya'lemune vellezine la ya'lemun hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu diyor. Sonra Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde aynı şekilde söylüyor. İlim Çin'de de olsa gidin oradan alın diyor. Dolayısıyla insanların bilgi sahibi olması, düşünce sahibi olması, hayat tarzlarını kaliteli bir şekilde yaşama geçirebilmesi için en güzel bir şekilde ilmi tahsile önem vermiştir. Ve dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetinin ilk kelimesi ikra'dır. Oku. Oku da bilgi edinmek, öğrenmek, hayat tarzına devam ettirmek demektir. Onun için en güzel fırsatı İslami düşünce ve düstur ortaya koyduğunu görüyoruz. İslam medeniyetinin izlerini bu düşüncenin, bu muhasalanın meydana getirmiş olduğunu da görüyoruz.